Evet. Çok değerli hazırım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Türkiye'nin 2019 ve 2021 yılları arası ekonomik programının ötesinde bir politikalar değişiminin lansmanı için hep bir aradayız. Tüm dünya şu konuda hemfikir. Türkiye 2002-2013 yılları arasında Ekonomide bir başarı hikayesi yazmış ve tüm dünyanın takdirini sonuna kadar kazanmış önemli bir ekonomik oyuncudur. Şimdi önümüzdeki 3 yıllık yeni ekonomi programımızı yazarken ana motivasyon kaynağımız yeni bir başarı hikayesi yazma hedefimiz var. Tüm küresel ve bölgesel ekonomik zorluklara karşılık Türkiye'nin tüm hedeflerine güçlü bir şekilde yürümesini sağlayacak ekonomik bir program arzuladık. İşte bu amaçla bu programın ismini yeni ekonomi programı dedik. Türkiye'mizin çok kıymetli paydaşlarının hepsinin bir araya gelerek oluşturduğu bu ekonomik program iş dünyasından sermaye piyasalarına bankacılık sektörüne kadar reel sektörden akademi dünyamıza, bürokrasimize kadar birçok paydaşın bizatihi katkı vererek ortaya koyduğu ilk defa bu düzeyde bu kapsamda bir OVP oldu bu. Bugün bu resme bakarken 2002-2013 Türkiye ekonomisi 2002 yılından 2013 yılına kadar birçok alan, birçok alanda önemli atılımlar gerçekleşti. 2002 yılında 3600 dolar olan kişi başı gelir 2013 yılında 3 katı artarak 12.500 dolar oldu. Enflasyon tek haneye indi. Yaklaşık 7 milyon yeni istihdam oluşturuldu. İhracatımız 4 kat arttı. Kamu maliyesi merkezi yönetim bütçe açığı 2002 yılında %11.4 iken %1'lere indi. AK Parti hükümetlerinin bu başarısı hem halkımız hem de uluslararası camia tarafından takdirle karşılandı. Bu büyüme sadece kamu eliyle değil, aynı zamanda özel sektör kanalıyla yakalanmış kamu mali disiplini sürekli hale gelmiş ve kamu finansmanı artık sorun olmaktan çıktı. Sonrasında neler oldu? Türkiye özellikle 2013 yılından sonra o süreçten bu yana ülkemiz yaşadıklarıyla bir baktığımızda, detaylı bir şekilde baktığımızda çok büyük iç ve dış sınamalara maruz kaldığını hepimiz şahit olduk. 2013 yılı Mayıs ayında Türkiye belki de tarihinin en güçlü ekonomik göstergelerine sahipti. Rating kuruluşları ülkemizi yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmış, hepimiz geleceğimize çok daha umutlu ve güvenli bir şekilde bakar hale gelmiştik. Ancak mayıs ayının sonunda gezi olaylarıyla başlayan süreç, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi, ülkemize karşı artan saldırıları ve terör saldırıları, bölgemizde yaşanan bizi doğrudan etkileyen savaşlar ve jeopolitik risklerle birlikte 15 Temmuz darbe girişimi hayata geçti. Tüm bu süreçler topyekün Türkiye'yi hedef aldı. Siyasi istikrarı ve demokrasinin yanında ekonomimizi de hedef aldı planlanan bir dizi ekonomik yapısal dönüşümün gerçekleşmesine maalesef fırsat vermedi. Tüm süreçlerde siyasi istikrarı ve demokrasiyi korumak için her zaman millete gittik ve art arda birçok seçimle karşı karşıya kaldık. Ve nihayet başkanlık sistemi ardından 24 Haziran seçimleriyle birlikte bu ekonomik değişiklikler için halkımızdan çok güçlü bir yetki aldı. Bu dönem dünyanın derin siyasi ve ekonomik kırılmalardan geçtiği bir dönemdi. Ekonomik yaptırımların adeta bir silah gibi kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. 10 Ağustos'ta doğrudan ekonomimizin ve para birimimizin hedef alınması ile Türkiye olarak biz de bu sürecin artık çok net bir parçası olduk. Şimdi tüm bu zorluklardan ülkemizi güçlenerek çıkarmak için milletimizden de aldığımız 5 yıllık yetkiyi çok iyi değerlendirerek bu güçlü programı hayata geçireceğiz. Ekonomimizin bu zorlukları sağ salim aşmasını sağlamak üzere gerekli politika ve tedbirleri hep beraber hayata geçireceğiz. Ekonomimizin güçlü yanlarını da zayıf yanlarını da gayet net biliyoruz. Bu süreci sadece kendi aklımızda değil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla hep birlikte kurguladık. Biz kendi ekonomimizi güçlü kıldığımız tedbirleri aldığımız sürece küresel ekonomik ve siyasi gelişmelere karşı direncimiz de en üst düzeyde olacak. İşte yeni ekonomi programının bu tedbirleri de kapsayan bir program olmasını sağladık. Bugün sizlere açıkladığımız bu programımız üç ana temel üzerine oturttuk. Birincisi dengelenme, sonra disiplin ve nihayetinde değişim olarak kurguladığımız bu süreç tüm bu çerçeve ekonomimizin bazı temel alanlarında daha sürdürülebilir bir modele geçmeden önce bu yıldan başlayarak 2019 ve 20 döneminde ekonomik bir dengelenme yaşayacağımız yol haritasını ortaya koyuyor. İşte bu nedenle 2019 gayri safi yurt içi hasılası büyümesi beklenti noktasında %2.3 düzeyinde gerçekleşecek. İkinci prensibimiz disiplin dedik. Disiplinden temel kastımız dengelenme sürecinin kamu maliyesindeki disiplin ile desteklenmesidir. Son prensibimiz ise değişim. Değişimde temel hedefimiz bundan sonra yapacağımız her politika değişikliğinde Ülkemizin uzun vadeli üretim kapasitesinin ve ihracatının artmasını sağlayacak katma değerli alanlara yoğunlaşmaktır. Bunun en somut örneğini bundan sonra destekleyeceğimiz yatırım projelerinde çok net göreceksiniz. Bütün bunların sonucunda kademeli bir gayri safi yurt içi hasıla artışını çok net bir şekilde göreceğiz. Ve hayata geçireceğimiz politikalarla bu programın öngördüğü strateji ve tedbirlerle büyümeyi sürdürülebilir ve sağlıklı bir çizgiye oturtacağız. İşte 2020 yılında yüzde üç buçuk ve 2021 yılından itibaren yüzde beş büyümeyi sağlayarak büyümeyi bu şekilde sürdürülebilir kılmak sağlam temeller üzerine inşa etmek temel amacımız olacak. Programımızı 5 temel alandaki hedeflerimiz ve tedbirler üzerine kurguladık. Bu alanlar enflasyon, kamu maliyesi, istihdam ve cari açıkla bankacılık ve reel sektör alanları oldu. Enflasyon noktasında bakarsak burayı çok net ifade etmemiz lazım. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçlar kararlı bir şekilde bu süreçte bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek. Ancak hepimizin malum. Enflasyonla mücadelede başarılı olmak için Sadece bu yeterli değil. Mali politikalar noktasında da hükümetimiz bu noktada dahil olmak üzere başta. Toplum genelinde de bir desteğe ve koordinasyona ihtiyacımız var. Finansal güvenlik ve istikrarın sürdürülebilmesi için yeniden yapılandırılmış Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi hayata geçirilecek. Ve bu çerçevede çok yakında kamuoyuyla paylaşacağımız yine bu süreci destekleyecek, enflasyonla topyekun mücadele programını hayata geçireceğiz. Ürün gözetim mekanizması ve tarımda milli birlik projesiyle birlikte gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar yakından izlenerek gıda enflasyonu ile çok daha etkin bir mücadele ortaya koyulacak. Kira artışına yönelik tüfe bazlı düzenleme, tarımda tedarik zincirinin iyileştirilmesi, bu kapsamda ürün izleme mekanizması gibi birçok aksiyonla enflasyonla mücadele edilerek 2020 yılı sonunda tek haneye inen enflasyonu 2001 yılında yıllık bazda yüzde altıya indireceğiz. Bir diğer alanımız enflasyonla mücadeleden sonra. Kamu maliyesi. Enflasyonla mücadelenin yanında ülkemizin ekonomi alanında 2002 yılından bu yana gösterdiği başarıdaki en önemli alanlardan bir tanesi Kamu maliyesinde sağladığı sıkı disiplin ve duruş olmuştur. Kamu maliyesindeki güçlü duruşumuzu sürdürmek için bugünden başlayarak kamuda kaynakların doğru ve verimli kullanılmasını sağlayacak bazı tedbirleri almaya başladık. Bunlar sayesinde sadece 2019 yılında 76 milyar kamu kaynağı hayata geçirilecek. Bu alanda alacağımız tedbirlere örnek olarak ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak henüz başlamamış projeler Cumhurbaşkanımızın da geçtiğimiz günlerde ifade ettiği gibi askıya alınacak. Mega projeler doğrudan yabancı yatırım ve uluslararası finansmanla birlikte hayata geçirilecek. Kamu özel işbirliği uygulamalarının daha etkin ve finansal açıdan burası önemli. Verimli olmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Kamu maliyesinde disiplin sağlamak üzere kamu gelirlerinin artırılmasına yönelik tedbirler de alındı vergide etkin tahsilat ve kayıt dışılığı azaltmak için vergi süreçlerinde önemli iyileştirmeler. Ve bunun ötesinde etkinliği kalmamış olan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracağız. Tüm bu tedbir ve adımlarla faiz dışı fazlanın gayri safi yurt dışı yurt dışı, has, yurt dışı oranını 2019 yılında 0.8'e 2000'de 2020'de yüzde %1'e ve 2021'de %1.3'e yükselteceğiz. Aynı dönemlerde bütçe açığımızda sırasıyla 1.8, 1.9 ve 1.7 olarak gerçekleşip bütçe açığını %2'nin altında tutma hedefini gerçekleştirmiş olacağız. Bir diğer noktaya geldiğimizde önceliklerimizin bir diğer hususu olan cari açığın düşürülmesi, dengelenme sürecini yaşayacağımız bir diğer olan hayata geçecek. Cari açıkta. Bu yıldan itibaren artan turizm gelirleri ve ihracatı önceliklendiren yeni uygulamalarımızın devreye alınmasıyla birlikte önemli bir düşüşü hepinizin malumu Temmuz-Ağustos aylarında görmeye başladık ve bu süreç anlamlı bir şekilde devam edecek. Sürdürülebilir ve sağlıklı büyümeyi sağlamak için mücadele vereceğimiz iki temel alan daha var. Birincisi Az önce söylediğim enflasyon, işte ikincisi cari açık konusu. Yatırımlarda önceliklerimizi vereceğimiz temel alanların başındaki cari açık düşürülmesi noktasında çok büyük bir anlam ifade ediyor. İlaç, ara ürün, kimya, petrokimya, enerji, makina ve teçhizatla birlikte yazılım sektörleri bu mücadelenin öncelikli yatırım alanlarında teknoloji ve algı yatırımları kamu özel işbirliği modelleriyle farklı şekillerde hayata geçirilecek. Yüksek teknoloji endüstri üretim bölgeleri, 20 biyoteknolojik ilacım üretim altyapısının kurulması, petrokimya kümelenmeleri gibi yatırım projelerinin yanında ihracat ana planı ile birlikte bu süreci destekleyeceğiz. Küresel değer zinciri bakış açısıyla yeni pazar, yeni ürün, yeni ihracatçı hedefleri adım adım daha güçlü bir şekilde hayata geçirecek. Ve tüm bakanlıklarımız bu süreci hazırlamış oldukları eylem planlarıyla sahiplenerek yakından takip edecekler. Ve cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2019 yılında yüzde 3.3 iken 2001 yılına geldiğimizde yüzde 2.6 düzeylerine inecek. Bu sürecin bir sonraki moda istihdam önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Dengelenme süreciyle birlikte işsizlik oranında kısa süreli de olsa bir artış olsa da 2020 sonrasında işsizlik oranında azalış göstermeye başlayan bu oran yüzde 10.8 seviyelerine ulaşmış olacak 2021 yılı itibariyle. Program döneminde ilave istihdam oluşturmaya Türkiye güçlü bir şekilde devam edecek. Ve bu çerçevede 2021 yılına kadar Türkiye 2 milyon yeni istihdam oluşturmuş olacak. Tüm bu başlıkların ötesinde genel temel makro hedeflere, büyüklüklere hızlıca özet olarak baktığımızda yeni ekonomi programımızın 3 yıllık temel hedeflerinin özetini net bir şekilde göreceksiniz. Eminiz ki bu hedefler gerçekçi yaklaşımı, ülke gerçekleriyle uyumu ve tek elden ekonomi yönetimimizin hızlı karar alma gücüyle birlikte önümüzdeki üç yılda gerçekleştirilmiş olacak ve yeni bir başarı hikayesi olarak ve tüm yatırımcılarımıza da kısa vadede güven verecek. Şimdi bu noktada baktığımızda bugün yeni ekonomi programımızın daha öncekilerden farklı bazı aksiyonlarının detaylarını kısa kısa sizlere vermek istiyorum. Ancak öncelikle bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Burada anlattıklarımız ve ekranda gördüklerimiz bu programı farklılaştıran seçili örnekler. Ancak programımız tüm bu hedefleri gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ki ben burada bakanlığımız, strateji bütçe başkanlığı, tüm ilişkili bakanlarımız, bakanlıklarda çalışan bürokrasideki, özel sektördeki tüm paydaşlarla çok yoğun bir çalışması noktasında ortaya çıkan detaylı birçok eylemin tasarlanmasıyla ve bunların uygulanmaya başlamasıyla birlikte hayata geçmiş olacak. Bunlardan bir tanesi Maliyet ve Dönüşüm Ofisi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bünyesinde diğer bakanlıklarımızdan temsilcilerin de katıldığı Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisini kurduk. Bu ekibimiz sadece tasarruf tedbirlerimizin uygulanmasından bunlara yenilerinin eklenmesinden değil aynı zamanda gelir artırıcı önlemlerin de tespit edilerek hayata geçirilmesinden sorumlu olacak. Ve buradaki ekibimiz kamuda alışık olduğumuz işleyişten biraz farklı çalışacak. Öncelikle bakanlıklar arası bir ekip kurarak diğer bakanlıklarımızla bürokrasi seviyesindeki iletişimi birlikte çalışma kültürümüzü geliştirecek. İkinci olarak bu ekibimiz sürekli sahada olacak. Tasarruf ve gelir artırıcı hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için sürece öncülük edecek ve bu çerçevede hedeflere yönelik yol haritaları hazırlayacak. Bu yol haritalarını performans göstergeleri etrafında takip edecek ve burası önemli raporlayacak. Bu ekibimiz bugün itibariyle belirlediğimiz 76 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı önlemleriyle yetinmeyecek bütçede koyduğumuz. Kamuda gereksiz kullanım israfı önlemek, kamu gelirlerini arttırmak için bu zamana kadar gündeme gelen birçok yapısal reformu geliştirecek ve bunları uygulayarak mali sonuçlara verimlilik olarak yansımasını birebir sağlayacak. Bugün bu ofisin faaliyete geçtiğini bu program vesilesiyle duyurmak istiyorum. Yeri gelmişken bu 76 milyar TL'lik tasarruf ve gelirin de detaylarını paylaşmak istiyorum. İşte bu rakamın yaklaşık 31 milyar TL'si yatırımlardan, 13.7 milyar TL'si teşviklerden, 10.1 milyar TL'si sosyal güvenlik alanından, 2.5 milyar TL'si mal ve hizmetlerden ve yaklaşık 2.7 milyar TL'si diğer alanlardan olmak üzere toplamda 59.9 milyar TL'si harcama ve tasarruflardan olmak üzere 16 milyar TL gelir artıcı tedbirler olmak üzere toplam 76 milyar TL'lik bir rakama ulaşacak. Bir diğer önemli konumuz bankacılık ve reel sektör. Bankacılık sektörümüze yönelik bugün yaşanan tüm bu süreçler bizim Türkiye'nin içinden geçtiği bu noktada önemli adımları atmamızı ortaya koyuyor. Bankacılığın güncel mali süreçleri ve buna yönelik göstergelere baktığımızda örneğin sermaye yeterlilik rasyosu Temmuz 2018 yılı itibariyle %16.1 olarak gerçekleşmiş ve sektörün ve sektörümüzün hala çok güçlü olduğunu göstermektedir. Ancak son dönemdeki ekonomik zorluklar nedeniyle reel sektör firmalarımızın birçoğun bir kısmının farklı alanlarda problemler yaşadığını hepimiz biliyoruz. Bankacılık sektörümüzün güçlü yapısını sürdürmesini ve reel sektörümüzü finanse etmeye devam etmesini temin etmek bu programın en önemli önceliklerinden bir tanesi. İşte bunu sağlamak İstihdamın devamı ve vergi gelirlerinin güvence altına alınması için kaçınılmazdır. Bu nedenle bankaların güncel mali yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için hızlı bir şekilde mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarına göre gerekli görüldüğü takdirde bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirecek ve böylece reel sektörün uygun maliyetlerle krediye erişimini ve mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılmasını temin edecek dünya örneklerine ve ülkemizin geçmiş tecrübelerine dayanan kapsamlı bir politika setini devreye sokacağız. Burası önemli. Ayrıca bunların bu aksiyonların yanında Türkiye Kalkınma Bankası'nın görev alanını genişleterek çok daha güçlü bir bilançoya sahip, çok daha etkin ve dinamik yeniden yapılandırılmış bir bankaya dönüştürüyoruz. Türkiye Emlak Bankası gayrimenkul sektörünün finansmanını yönlendirecek şekilde en iyi uygulamalar, best practice noktasında yeniden yapılandırma süreci başladı ve bu sürece çok önemli bir katkıda bulunacak. Ve demin de ifade ettiğim gibi yeniden yapılandırma kapsamında BDDK'mızın Ağustos ayında aldığımız kararı dün Bankalar Birliğimizin yaptığı açıklamayla sektörümüz artık alınan bu prensip kararı sürecini aktif bir şekilde devreye koyma sürecinde başlattı. Burada sunduğumuz adımlar fiili olarak devreye geçtiğini göstermek açısından bu adımda önemli. Bir diğer konumuz vergi alanlarındaki uygulamalar ve burada yapılacak olan iyileştirmeler vergi sistemimizi daha adil hale getirmek için, vergiyi tabana yaymak ve dolaylı vergilerin payını azaltmak için önemli adımlar atacağız. Ve bu amaçla demin de bahsettiğim istisna, muafiyet ve indirimler yeniden gözden geçirilecek. Ve ona göre düzenleme adımları hızlıca atılacak. Ve burası çok önemli. Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak. Tapu harçları ve emrak vergilerini gerçek ve adil değerler üzerinden alacak süreci hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Ve hepimiz biliyoruz ki bugün Türkiye'nin toplam değeri üzerinden satışta 100 lira, fiiliyatta 50 lira, tapuda 25 lira, temlikte 10 liraya düşen bir gayrimenkul ekosistemi eğer doğru modelle ekonomiye kazandırılırsa, Gördüğünüz katma değerin ne kadar Türkiye ekonomisinin bilançosunu güçlendireceğini hep birlikte şahit olacağız. Vergi prim ve diğer kamu olacaklarına ilişkin yeniden yapılandırma süreci bundan sonra bu dönemde kesinlikle hayata geçmeyecek. Ve ayrıca süreçleri etkin yönetmek için bakanlığımız bünyesinde Big Data Büyük Vergi Veri Analiz Merkezi'ni kuruyoruz. Ve bu merkez farklı veri veri kaynaklarını toplayarak vergideki kayıt dışı alanları somut bir şekilde tespit ederek üzerine gidecek. Ayrıca ileri analitik yöntemler kullanarak tahsilat ve denetim süreçlerindeki etkinliğimizi çok daha ileri düzeye taşıyacağız. Bir diğer önemli adım. Demin süreçte bahsettiğim katma değer noktasında ekonomisinin değerini arttırıp cari açığı azaltacak sektörel projelerin bir kısmının örneği burada. Zaten detayları kitap çıktı program sonunda ülkemizde sizlerle paylaşacağımızda bir kısmını burada göreceksiniz. Bundan sonra yatırım kararlarımızın merkezinde Türkiye'nin sanayi üretimi katma değerinin artılması amacıyla sektör odaklı programlar olacak. Cari açığın düşürülmesiyle ilgili kısımda demin biraz önce anlattım ve bu çerçevede ilaç, petrokimya, enerji, makine teçhizat, yazılım birçok sektördeki cari açığa doğrudan etki edecek sektörler önce eklendirerek bu sektörlerde somut projeler hayata geçirilecek. Hem ihracatı hem de istihdamı arttırarak bu projelerin hayata geçmesiyle birlikte gerekli yatırım ortamının sağlanması, uygun teşvik paketleri ve gerekirse kamunun da ilgili kurumları vasıtasıyla bu projelere ortak ve destek olması etkin ve aktif bir şekilde sağlanacak. Peki bütün bu adımları attık. Uygulama ve takip. Burası çok önemli. 2019 ve 2021 yep, yeni ekonomi programı ile getireceğimiz en önemli farklılıklardan bir tanesi YEP uygulanmasını temin edecek mekanizmaları etkin bir şekilde hayata geçirmek olacak. Bu mekanizmalar sayesinde geçmiş dönemden farklı olarak uygulanmayan eylemlerin birebir yakından takipçisi olacağız. Bir nevi bakanlıklarımızdan bu program kapsamında belirlenen eylemlerine yönelik uygulama sözlerini alacak ve bu sözün bu eylem planındaki tarihlerin ve eylemlerin takipçisi olacağız. Ve bu program kapsamında açıkladığımız her bir eylemden sorumlu bakanlığımız hali hazırda hazırlamış oldukları eylem planlarını, maliyet analizlerini, performans göstergelerini ve uygulama takvimini bizlerle koordinasyon içerisinde hayata geçirecek. Yepin uygulanmaya başlamasından itibaren de belirlenen uygulama takvimi performans göstergeleri etrafında üçer aylık dönemlerde eylemlerin gelişimini takip edecek sürecin zamanında ilerlemesine yönelik adımları ve tedbirleri hep birlikte atacağız. İşte bütün bu adımları attıktan sonra tüm hedefler ülkemiz için. Tüm paydaşlarımızın desteğiyle ülkemize, milletimize çok daha müreffeh ve güçlü bir gelecek sunmak için bu dengelenme, disiplin ve değişim adımlarını hep birlikte hayata geçireceğiz. Kısaca genel çerçevede özetleme çalıştığımız yeni ekonomik programımız, başta ülkemiz olmak üzere insanlarımız, paydaşlarımız, sektördeki tüm reel ve kamu paydaşlarımız olmak üzere yerli ve yabancı tüm yatırımcılarımız olmak üzere hepsine hayırlı olsun diyorum. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kalın sağlıcakla.